Merhabalar arkadaşlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan deyince, sütlü tatlı deyince akla ilk gelen tatlılardan birisi de güllaçtır. Çok hafif bir lezzet. Hep birlikte yapılışına geçelim. Tencereme 2 litre sütümü koyduktan sonra üzerine de 3 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar bir taşım kaynatıyoruz. Çok sıcak olmamalı süt. Evet, ilk sıcaklığı bir 2 dakika sonra çıktıktan sonra kavurmanın zeminine bir kepçe kadar ilave ediyorum. Daha sonra güllaç yaprağımı ekliyorum. Siz güllaç yaprağınızın büyüklüğü şeklinde bir yuvarlak tepside kullanabilirsiniz. Ben borcam tercih ettiğim için biraz kırarak yapıyorum. Daha sonra tekrar üzerine sütle ıslatıyorum. Ben burada 11 adet güllaç yaprağı kullandım. Kabım geniş olmadığı için kırarak yapacağım. İçinde boş kalan kısımları dolduruyorum. Yarısı ince, yarısı kalın olmasın diye. Şöyle 5. kattan sonra ben ortasına ceviz ilavesi yapıyorum. Siz isterseniz Antep fıstığı da koyabilirsiniz. Daha sonra üzerine diğer katlarını yapıyorum. Her yapraktan sonra sütle ıslatmanız gerekiyor. Kenarlarını da şöyle bıçakla düzeltiyorum ki süt içine iyice işlesin. Yaklaşık bir su bardağı kadar sütü ben ayırdım. Belki hani üzeri kurursa diye 4-5 saat dolapta bekleyecek çünkü. Evet, 4-5 saatin sonunda güllaç bu şekli alıyor arkadaşlar. Benimki yeterince ıslattı, kurumadığı için ayırdığım sütü ilave etmedim. Daha sonra kare kare kesiyorum. Üzerine de ben Antep fıstığı tozu ve çilekle süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Sunum önerisi olarak da şöyle ben nane yaprakları kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Herkese iyi iftarlar arkadaşlar.